Doğması kardeşlik platformu, müminler ancak kardeşlik düsturundan yola çıkarak coğrafyamızda yaşanan temel sorunlara yaklaşmayı bugüne kadar kendisine ilke edinmiş. Orta Doğu coğrafyasında son yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak çözüm sürecini değerlendirmek amacıyla 27 Eylül 2014 tarihi itibariyle Urfa'da Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında çözüm süreci konusunu müzakere edip değerlendirdik. Bu müzakere sonucunda kaleme alınan sonuç bildirgesi şimdi Doğu Batı Kardeşlik Platformu Doğu Sekreterimiz Urfa Temsilcimiz Abdullah Gökmen tarafından okunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, Doğu Batı Kardeşlik Platformu olarak Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında çözüm süreci gündemiyle yaptığımız Urfa buluşmasında katılımcıların ortaklaştığı hususları kamuoyuyla paylaşmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. Bugün Türkiye, Arap İslam alemi ve Kürdistan'da hepimizi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu cümleden olarak çözüm süreci ve Türkiye'nin iç barışını yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirilmiş, tarafların atması gereken adımların acil olarak atılması ve kamuoyunun beklentilerine cevap verilmesi gerektiği inancına ulaşılmıştır. Arap Baharı olarak başlayan sürecin Libya'da dış müdahale, Mısır'da dış destekli askeri darbe, Suriye ve Irak'ta kardeş kavgası ve iç savaşa dönüşmesi bölgeyi istikrarsız hale getirmiştir. ABD ve Batı'nın İslam alemine karşı çıkar ve sömürü merkezli müdahalesiyle İsrail'in güvenliğini esas alan politikalarının İslam dünyasını etnik, dini, mezhebi temelde ayrıştırarak IŞİD örneğinde olduğu gibi kaosa sürüklediği açıktır. Küresel güçler bugün bu kaosu gerekçe göstererek kurtarıcı rolüne bürünüp emperyal politikalarını bölge ülkelerine dayatmakta İslam aleminin düşer olduğu cehalet, zaruret ve ihtilaf zaafları sorunların bütün derinleşmesine sebep olmaktadır.